Ya genç kızların telefon oluyor hepsinin yanında. Minibüsün plakasını verdin mi? Değil mi? Tabii. Hatta adamlar da konuşabilir, arkadaşım sizin isminiz ne falan der. Falanca beyin minibüsündeyim, beraber gidiyoruz şu an, şu istikamette. Ne yapabilir adam ya? Evet. Yani ihbar edilmiş zaten. Konu bitmiş. Hiçbir şey yapamaz. Yani bu çok hayati. Mutlaka genç kızlar telefonla söylesinler annelerine. Telefonlarının şarjı marjı falan konusu da olmasın yani. Mesela o çok tehlikeli bir şey. Şarj bitmesi. Gerekirse iki telefonları bulunsun. Değil mi? Mesela bazen arkadaşlar uzun uzun konuşuyor, şarjı bitiyor. Dolu telefonları olsun yanlarında. Dolu telefon. Bak canım ya, telefonu bozukmuş. İşte Cenab-ı Allah'ın takdiri yani. İşte Cenab-ı Allah yanına alacak ya. Genç kızlar eğer telefonu falan bozuksa sureti katiyede bilmesinler. Mesela diyorlar ki işte gençler demişler ki biz arabadan inmeyeceğiz bir genç kız varsa tedbir al. Ya adamın arkadaşları vardır, psikopat arkadaşları vardır. Üç kişi olurlar daha beter. Yani o güven verici bir şey değil o. Yani tamam bir genç mesela dürüst bir genç kalabilir de adam arkadaşlar ise ne yapacaksın? Genç kız onlara güvenecek. Adamlar psikopat çıkar, ikisi kolundan tutar. Üçüncüsü de her türlü pisliği yapmaya kalkabilir. Zaten öyle oluyor. Üçü de gidiyorlar emniyette, elleri önlerinde diziliyorlar. Evet yaptık diyor adamlar. Yani grup halde yapıyorlar bu işi. Onun için bu çözüm değil. Plakanın mutlaka bildirilmesi gerekiyor. Bu acayip sarsıcı bir şey. Adam bir kere yakalanmış oluyor plaka bildirmekten. Yani ihbar yapılmış zaten. Adamın yeri yurdu her şey belli. Mümkün değil, yapamaz. Yani aklını tamamen kaybetmedikten sonra yapamaz. Bayağı sağlam bir şey. Mesela baktın şüpheli şoför binmeyecek sana, binmesin arabasına. Taksi şoförü mesela çağırır bakar. Değil mi? Alsın telefonun taksi şoförünün. Babacığım ben geliyorum. Falanca istikametteyim. Beyefendi isminiz ne? Şu şu. Tamam. Hatta kimliğinize bakayım der. Rica edeyim der. Kimliğine bakar. İsmini söyler. Arabanın da plakası bu. Ben şu istikamette geliyorum der. Ya mümkün mü böyle bir şey? Hiçbir şey olmaz. Böyle bir metot uygulasın genç kızlar. Ya bu olaylar devam eder. Söyleyeyim. Ya vazgeçmezler bundan. Çünkü Allah korkusu ortadan kaldırıyor. Darwinist materyalist eğitim var. Allah yok deniyor. Bilimsel açıdan Allah yok ama inanç olarak istiyorsan inan diyor. Yani eğitim politikası böyle. Yani canın istiyorsa, inanmak istiyorsan inan bir Allah'a diyor. Ama bilimsel açıdan, akılcı açıdan, delillere dayalı olarak baktığımızda Allah yok diyor haşa. Din de yok, peygamber de yok, Allah korkusu da yok, Allah sevgisi yok, böyle bir şey yok diyor. O zaman adam her şeyi yapar işte. Niye şaşıyorsun yani? Allah korkusu yoksa her şeyi yapar. Bütün bela Darwinizm'den kaynaklanıyor. Evet. Yobazı yetiştiren de Darwinizm. Evet. Komünisti, faşisti yetiştiren de Darwinizm. Evet. Hiçbir şoför alınmayacak. Bir genç kız arabasına binerken ailesine telefon ettiğinde alınacağı bir şey yok. Evet. Bilakis kendisi teşvik edecek. Yavrum diyecek, benim bak telefonum var. Ara aileni. Benim adım şu. Kimliğim de bu. Arabamın plakası da budur. Bin, sen bana emanetsin diyecek. Babasının da konuşacak. Beyefendi, ben çocuğu aldım, getiriyorum. Değil mi? Bana emanet, gönlünüz rahat olsun diyecek. Taksicinin bizzat kendisi yapması lazım bunu. Bu bir güzellik. O çocuğu korumak istiyorsa. Çünkü onu yapması, bir başkası yapmazsa aynı felaket devam eder. Böyle it kopuk Türkiye'de kum gibi kaynıyor. Çok fazla var. Her an bu suçu işleyecek çok fazla adam var. Hadım etmek ya çok münasebetsiz bir izah. Bir daha onlar ağzını almasınlar. Çok kızdırıcı yani. Asmalı adamı hiç ilgilendirmez. Zaten psikopat adam. Daha da olmasa kendi intihar ediyor zaten. Öyle bir dertli evet. Yok adamın. Bu olay üzerine açıkladılar Adnan Bey. Bu tip minibüs ve takside çok fazla başına bu tür arşiye gelen genç kız olmuş.
dediğiniz gibi bu dediğiniz yöntem çok önemli. Canım kesintisiz de oluyor bu tip şeyler. Kum gibi kaynıyor yani. Benim canım direndiği için, namusun haysiyetini korumada direndiği için şehit oldu. Direnmezse başka türlü de olabilirdi yani. Ama bunlar psikopat yani mutlaka öldürüyorlar zaten. Ama haysiyetine, şerefine, namusuna titiz olduğu için benim canım alenen şehit olmuş oldu. Yani dinde hükmü açıktır. Hürriyecan'ın şehit edildiği minibüs hattına ait minibüsler de taşlanmış bugün anlamıyorum. Mesela şu usul mü ya? Yöntemmiş bunlar. Şu akla bak. Ne adamların ne günahı var oradaki insanların. Kimi Malatya'dan, kimi Yozgat'tan gelmiş tertemiz insanlar ya. Mazlum insanlar. Onların onun balansı nedir yani?